Herkese merhaba arkadaşlar. Şu camı kapatayım. Derin odasına gidince birazcık dedim hava alsın. Açtım. Bir duşa girdim çünkü bütün gün üzerimde böyle garip bir enerjisizlik, halsizlik. Dedim bir duş alırsam belki kendime gelirim ama biliyorsunuz duşu da sıcak suda almayı seviyorum. Sıcak suda beni daha da böyle bir halsizleştirdi. Ama üstümden atarım herhalde o yorgunluğu diye düşünüyorum. Yoksa bir açlık, susuzluk vesaire vurmadı ama dediğim gibi böyle kendimi aşırı halsiz, enerjisiz hissediyorum. İftara rahat böyle bir 2 saat kala videoyu başlattığım için neler yaptık şöyle bir anlatayım. Çocuğumun biri sabahçı, birisi öğlenci olunca aynı rutin oluyor tabii ki. Bin şükür Rabbime. Kutuya kahvaltı hazırladım. Ondan sonra ödevini yaptık. Sonra bir tane kutu oyunu oynadık diyemedim de. Neşeli Ahtapot muydu neydi? Yalan olmasın, o kutu oyununu oynadık. Ondan sonra okula gitme saati geldi. Beslenmesini hazırladım. Servise indirdim. Sonra kızımı okuldan almaya gittim. Geldim. Ona öğlen yemeğine pankek hazırlamış. Gelince onları yedi. Şimdi odasına çekildi. Biraz ders çalışayım, test çözeyim anne dedi. Ara ara geliyor, geri gidiyor. Mola veriyor. Arada bir şeyler açıp izliyor. Sonra yine odasına gidiyor. Öyle takılıyor yani. Ben de biraz kendimi iyi hissetmeye başlayınca odalara şöyle bir süpürge tuttum. Odalara dediğimde bir tek salonla mutfağı tuttum. Sonra biraz havam değişsin diye difüzörü açtım. Böyle sevdiğim bir kokudan koydum. Kiraz çiçeği kokusundan. Onu açtım. Belki iyi gelir. Sonra da bir duşa girdim işte. Bu sürece kadar olanı anlattım. Ha, çamaşır attım makineye demişken onu da kurutmaya koyacağım. Çünkü tam ben banyoya gireceğim sıra bitmişti. Banyodan çıkınca koyarım diyordum. Sonra yüzüme bir serum falan süreyim. Şu an sesli oluyor olabilir. Kusura bakmayın. Saçımı bir tarayayım dedim. Bu arada bu tarak mükemmel. Derin de bunu kullanıyor. Ben de bunu kullanıyorum. Maskita'nın aklına sokunuyorsa. Şöyle. Gratis'te falan da var. Bu görmüştüm. Biz Migros'tan almıştık. Gerçekten çok kolay tarama. Kolay da açıyor saçı acıtmadan. Ben çok memnunuz. Derin de öyle. Saçlar ıslakken daha da az görünüyor değil mi? Zaten saçım az. Islak olunca daha da az oluyor. Gerçi saçı çok olanlarda da bu durum öyle oluyor. Osinoz'un yağını kullanıyorum. Böyle güzelce yıka. Serumla. Akşama balık yap. İftara bugün balık yapacağım arkadaşlar. Biraz palamut ve istavrit miydi? Muskumru muydu? Vallahi bir şey vardı arkadaşlar. Onu yapacağım. Azar azar olduğu için de ikisini birden yapacağım. Fırında pişireceğim. Tamam. Kremin yağını da yine saçlarıma da süreyim. Çünkü bu yağ zaten hem saç hem vücut için bir serum. Bayağıdır da kullanıyorum. Gördüğünüz gibi çok bereketli. Zaten yağ olduğu için de birkaç damlası yetiyor. Evet, ben şimdi gideyim. Size şeyi göstereyim mi? Kendime yeni bir çanta aldım. Onu göstereyim. Biraz önce geldi. Şöyle bir çanta aldım. Benim en çok kullandığım çanta şekli bir süredir bu arkadaşlar. Ha, çocuklarla bir yere gittiğimde yanıma İşte onların tabletleridir, yedek kıyafettir falan filan bir şey alacaksam sularını falan sırt çantası genellikle taşıyorum biliyorsunuz. Ama onun haricinde artık küçük çantalar taşıyorum birçoğumuz gibi. Siyah çantam da bir tane vardı ama sürekli askısı kopuyordu. Dikiyorduk yeniden. Emrah takıyordu yeniden. Yani sürekli artık kopmaya başladı. Ben de dedim böyle bir çanta alayım. İndirimde gördüm Trendyol'da. Hoşuma da gitti. 80 liraya mı ne aldım? Kuponu da vermişti, indirim kuponu. Tabii ki ayarlanabilir bu.
Şöyle biraz daha da aşağı alabilirim. Böyle de durabilir. Bunun renk seçenekleri de var. İki gözlü. İçinde ekstra bir gözü yok. Ha, şu kısımları ne kadar sağlam olur bilmiyorum ama hani çok ağır şeyler koymayacaksanız sizi idare eder diye düşünüyorum. Şöyle iç kısmı da geniş yani. Çok rahat cüzdan, telefon, ne bileyim alacaksanız birkaç parça makyaj malzemenizi falan da alır. Buraya telefon da koyabilirsiniz Cüneyt. Bunun başka bir modeli daha vardı bu satıcıda. Onunla yine renk çeşitleri vardı ve o 60 liraydı. Birkaç saatlik olan bir indirimdi. Almadığıma pişman oldum. Böyle pembesi çok güzel bir pembe, bir de turuncu alayım dedim. Yazın takarım diyorum. Önceden böyle ayakkabı, çanta uyumuna falan hep dikkat ederdik. Çoğumuz öyleydi. Modaydı çünkü bir ara. Ve moda değişiyor. Tabii ki zevkimiz de değişiyor yavaş yavaş. Ben de renkli çantalar bir ara çok kullanırdım. Sonra en çok siyah ve kahve beğendiğim için o tonlara kaymaya başladım. Ama bilmiyorum, bu yaz bir pembe turuncu da alasım var yani. Bir kot giyersiniz, bir beyaz tişört giyersiniz. Üzerine ne bileyim turuncu ya da pembe bir çanta takarsınız. Belki gözlüğünüzde o renklerde bir yansıma olur. Ya da renkli makyaj yapıyorsunuzdur, onlar olur. Ya da rujla tamamlarsınız. Çok güzel olur diye düşündüm. Ya da kolyelerle falan, böyle yine de bir uyum yakalamaya çalışıyorum eski kafa ben. Çantanın renginde. Yani bir uyum olmasa da bence renkli çantalar artık güzel oluyor yani, üstünüze uysa da uymasa da diye düşünüyorum. Bakalım, aklımda o ikisi de var. Eğer indirimde bulursam alırım ama yoksa almam. Ne kadar gider bilmiyorum. Dediğim gibi çok süper dayanıklı değil ama çanta fiyatlarına falan bakarsak da fiyat performans olarak da fena değil diye düşünüyorum. Merak ederseniz eğer linkini koyarım aşağıya, bir bakarsınız çantalara. Balığı iftara bir 15-20 dakika kala yapacağım. Fırına vereceğim. Salata da bugün kızımdan, kendisi yapmak istedi. Kendisine küçük bir tahta aldık. Geçen ay 101'e gelmişti bu. Derin de çok beğendi. Anne böyle küçük bana alır mısın dedi. Peki dedim. İstersen bir kısmını alayım ben anneciğim. Evet. Eline dikkat et. Yürüyeyim seni. Neyse bakmayayım ben. Böyle bakınca da normalde yaptığın şeyi de yapamazsın ya. Evet. Fırını boşaltayım ben de yavaştan. Yeşil soğan. Evet. Koptu mu eli? Evet. Bir şey olmaz. Palamut ve uskumruyu da güzelce sosladım. Sıvı yağ, sarımsak, ondan sonra biraz tatlı toz biber, biraz pul biber. Karabiber koymadım. Emrah şu ara karabiber mideme çok dokunuyor dedi. O yüzden koymadım. Güzelce hepsini harmanladım. Tuz da ekledim dedim mi bilmiyorum. Harmanladım. Sonra balıkların üzerine döktüm ve şöyle güzelce her tarafına bulaştırdım yaptığım sosu. Kızımın salatası da burada. Soslarını da masaya götürdüğümüz zaman koyacağım. Gerçi yer sofrası da yapabiliriz bugün. Masada da yiyebiliriz. Bilmiyorum. Bakalım. Bugün menü bunlar olacak. Bir de elma dilim patates yapmayı planlıyorum yanına. Çorba dünden var ama Derin yemek istemiyor. Ben de yemek istemiyorum. Emrah da öyle. Kutay da yemeyecektir diye düşünüyorum. Balık ve patates olduğunu görürse. Oğlum okuldan geldi. Balıklar da şimdi fırında. Nasıl geçti günün? Güzel. Thank you.
Arkadaşlar ben çayımı demledim. Demini de aldı. Emrah da dün tatlı almıştı. Şöyle göstereyim. Şu yeşilleri. Fıstık dolama mı deniyor adı? Unuttum da. Ondan almış kendine. İki tane, beş tane de baklava söylemiştim. Birer tane dün yemiştik. Bugün de yine çayımın yanına alayım diyorum. Çocuklara da meyve doğrayacağım. Şu an netlemesini bekledim de. Meyve doğrayacağım. İşte böyle bir akşam olacak. Ben videomu burada sonlandırayım. Neden netlemiyor beni şu anda? Şu an netledi. O zaman videomu artık sonlandırabilirim. Bugüne sahur eklemedim ama biliyorsunuz zaten genellikle sahur iftar bir arada olan videoları yüklüyorum. Arada böyle oluyor. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.